Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarının konuşulduğu Tokyo 2020'ye doğru programından herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bokstan, masa tenisine, Japonya'dan son haberlere kadar hepsini bu programda bulabileceksiniz. Ama ağırlıklı olarak tekvandoyu konuşacağız bugün. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta İtalya'da Bari'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya kazandık. İkisi altın madalyaydı ve ağırlıklı olarak da bugün bu şampiyonayı konuşacağız. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve şampiyon sporcumuz Rukiye Yıldırım bizlerle birlikte olacak. Tokyo 2020'ye doğru başlıyor. Evet, yaklaşık 50 dakika boyunca hep beraber olacağız değerli izleyenler ve olimpiyat aynı zamanda paralimpik oyunlarını konuşacağız. Sizler de yorumlarınızı, sorularınızı tekvandoya dair ve olimpiyatlara dair ne varsa Sports TV ve Kore Yaldemir Twitter hesaplarından bizlere iletebilirsiniz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Hoş geldiniz başkanım. Başkanım hayırlı olsun diyelim. Tabii güzel bir şampiyona geride kaldı. Rukiye Yıldırım altın madalya kazandı. İrem Yaman'la beraber hepsini konuşacağız aslında bugün. Diğer sporcularımız da var ama bu şampiyona niye yapıldı? Avrupa oyunlarında neden biz tekvandoyu göremedik? Neden bu şampiyonaya gerek görüldü? Dilerseniz böyle başlayalım. Evet, bu şampiyona 2020 olimpiyat oyunları yolunda Avrupa kıtasının diğer kıtalar daha önce ekstra bir puan yarışması yaptığı için geride kalmaması için Avrupa kıtasının düzenlemiş olduğu ekstra bir puan Avrupa şampiyonasıydı. Olimpiyatlara kota veren birincide 40 puanı hedeflemiş bir Avrupa şampiyonasıydı. Bizim için de Aralık ayının başında yapılacak olan Grand Prix müsabakasından önce avantajlı duruma geçme noktasındaki en önemli müsabakaydı. Bunun için Avrupa Tekvando Birliği bu şampiyonayı Dünya Tekvando Federasyonu'nun ölçüleri içinde olimpiyatlara puan verebilmesi için Avrupalı sporcusuna yapılmış ekstra bir puan müsabakası olarak geçti. Bu noktadan dolayı yapıldı. Evet, tabii devam edeceğiz ama Rukiye Yıldırım altın madalya kazandı. Toplamda 5 madalyamız var değerli izleyenler. Rukiye Yıldırım ve İrem Yaman'ın altın madalyası var. Tabii bu süreç nasıl oldu? Seni biraz daha yakından tanıyacağız ama öncesinde Bari nasıl geçti? Kolay değildi senin yolun aslında. Ki finalde de Ela Aydın'la karşı karşıya geldiğin Alman sporcu. Nasıl bir şampiyona geride kaldı senin gözünden? Aslında zorlu bir turnuvaydı. Çünkü dediğim gibi 2020'ye çok az bir süre kaldı bizim için. Tabii şampiyon oldum ama bu kadar güzel ve rahat geçeceğini düşünmüyordum. Finalde Ela Aydın'la karşılaştım. Kendisi Türk bir sporcu fakat Almanya adına yarışıyor. Evet. Kendisi çünkü Almanya'da yaşıyor. O da gelirken iki ayrı gruplardan geldik. Kendisi de çok iyi sporcuları yenerek geldi. Rus Olimpiyat Gençler Olimpiyat Şampiyonunu, ranking 4'te Kristina Tomic dünya madalyası alan iyi sporcuları yenerek geldi. Tabii onları yenince ben birazcık ona karşı bir hafif bir çekinmem oldu. Hani iyi günündeydi çünkü. Ama beklediğimden daha güzel geçti. Mutluyum. Finalde Ela ile karşılaşma senin adına farklı bir motivasyon kaynağı yarattı mı? Çünkü karşında bir Türk var. Ela Aydın ne kadar da Almanya adına yarışsa da sonuçta karşında bir Türk var. Ela Aydın. Final için bir farklı bir hava yarattı mı sende? Ya aslında yarattı. Çünkü onun Türk olduğunu bilmek, onun Müslüman olduğunu da bilmek beni iki yönden etkiledi. Bir de arkadaşız yani. Görüşüyoruz normalde müsabakadan da önce. Tabii müsabakaya çıkarken ona çok bakmak istemedim. Göz göze gelmek hep karşıda falan. Etkiliyor mu bu? Çok etkiliyor. Yani sanadığım bir insanla Türk olduğunu bildiğim ve özellikle de Müslüman olduğunu bildiğim bir insanla oraya çıkıp biraz sonra yani yarışacaksın. O yüzden daha çok gözlerimi kaçırdım ve müsabakaya kadar hiçbir şekilde kendisiyle konuşmadım yani. Bittikten sonra ne konuştunuz peki? Bittikten sonra tebrik etti beni. Ben de onu tebrik ettim. Öyle. Olimpiyatlar yolunda benim garantilediğimi, birinci olunca garantilediğimi o da biliyordu. Olimpiyatlarda başarılar dilediğini ve kendisinde çok olimpiyatta yarışmak istediğini söyledi. Elemelere girecek, o Avrupa elemelerine girecek. Ben de ona orada başarılar diledim.
sana güveniyorum dedim. Evet, Murat abi senin de dilersen açılışta görüşlerini alalım tabii ki. Tekvando bizim çok önemsediğimiz bir branş. Olimpiyatlar yolunda da önemli bir şampiyonaydı bu Bari'deki organizasyon. Senin de yorumunu merak ediyorum. Vallahi tabii tekvando Türkiye'nin olimpiyattaki yüz aklarından bir tanesi. Topu 6 spor branşında zaten olimpiyat kürsüsüne çıkmış bir ülke Türkiye. Bunların büyük bir çoğunluğunun güreş ve halterden geldiğini biliyoruz. İşte güreş ve halterden sonra Türkiye olimpiyatta en çok madalya kazandıran spor branşı tekvando. 1 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalyamız var. Olimpiyat şampiyonu çıkarmış bir federasyondan ve spor branşından bahsediyoruz. Onun için yeri çok ayrı, çok önemli. Bir de burada tabii istikrar çok önemli. Çünkü bazı sporlarda inişi çıkışı grafikler görebiliyoruz. Böyle parlayan dönemler oluyor. Sonra başka sebeplerden, değişik sebeplerden sönebiliyor. Ama tekvando istikrarlı bir süreç içinde. Son 4 olimpiyatta bu madalyaları kazandı. 4 olimpiyatta 7 madalya. Çok iyi bir rakam. Evet. 1988 Seul Olimpiyat Oyunları'nda tekvando olimpiyat takvimine dahil edilmişti. Kore'de, çünkü Kore'nin milli sporu olduğu için orada dahil edilmişti. Gösteri sporuydu. Ondan sonra ana spor oldu. Ve biz de 2000 yılından itibaren tekvando'da boy gösterip güzel madalyalarla ülkemize dönüyoruz. Evet. Şöyle bir baktığımızda Hamide Tosun ilk madalyamızı kazanan sporcumuz 2000 Sydney'de bronz madalya. Orada tabii Hamide'nin, ben oradaydım o olimpiyat. Birçok olimpiyat gibi aslında. Evet, birçok olimpiyat gibi. Ondan sonra bütün olimpiyatlarda hemen hemen canlı olarak oradaydık. Hamide'nin finalini maalesef elinden aldılar. Ben orada o maçı canlı seyrettim. Yanılmıyorsam yine Koreli'ye kaybetmişti yarı finalde. Sonrasında Bahri Tanrıkulu biliyorsun 2004 Atina'da gümüş madalya kazandı Bahri. Evet. Bileğinden ciddi bir sakatlığı vardı Bahri'nin. Sakat sakat yarıştı. Finale kadar geldi. Orada maalesef mağlup oldu ama biz onu şampiyon kabul ediyoruz. Evet. Gerçekten çok çok büyük bir mücadele sergilemişti Bahri Tanrıkulu 2004 Atina'da ve ülkemize bir gümüş madalya kazandırmıştı. 2008 Pekin'de iki madalya çıkardık. Çok önemli. Azize Tanrıkulu, Bahri'nin kız kardeşi. Azize Tanrıkulu gümüş madalya. Servet Tazegül bronz madalya kazanmıştı. Servet o olimpiyatta zaten geleceğin sinyalini vermişti. Ve tabii 2012 Londra'da da bu sefer Servet Tazegül olimpiyat şampiyonu olarak ülkemize geri döndü. Nur Tatar da gümüş madalya kazanmıştı. Nur Tatar 2016 Rio'daki tekvando'daki tek madalyamız olan bronz madalyayı da getirdi. Evet. Nur kendi kilosunun şu anda lideri biliyorsun. Bir gümüş bir bronz. Ondan sonra bakacağız. Aslında 2020'de altın. Evet. Sevgili Murat Ağaca şöyle bir tekvando tarihimizi kısa bir özetini çıkardı. Kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra tekrar burada olacağız. Evet, ikinci bölümle tekrar beraberiz değerli izleyenler. Tekvando'yu konuşuyoruz. Federasyon Başkanımız Metin Şahin ve şampiyon sporcumuz Rukiye Yıldırım'la beraberiz. Sevgili Murat Ağca'yla beraber. Kapatırken ilk bölümü, daha doğrusu reklama giderken sevgili Murat Ağca kısa bir olimpiyat tarihimizi çıkardı tekvando özelinde. Tabii Sayın Başkanım artık merak edilen bir konu var. 2020 yaklaşıyor. Evet. Bari'de önemli başarılar kazandık birçok sporcumuzla beraber. 2020 Tokyo'da tekvando'da neler bekliyoruz? Kimler orada olacak veya olma yolunda bir avantaj elde etti? Dilerseniz Tokyo'ya yavaş yavaş girelim bu bölümde. Şimdi bu süreç tabii çok uzun bir yoldu. Bu yolda şöyle ki 2016'dan itibaren Rio Olimpiyatları biter bitmez teknik direktörümüz, teknik heyetimiz biz Grand Prix, Dünya, Avrupa ve diğer turnuvalarda elde edecek puanlarla sporcuların olimpiyata gitme hedefi ilk 6'da olduğu için çalışmalara hızlı bir şekilde başlamıştık. Hedefimiz 8 kota, 4 kotada alabildiğimiz kadar kotayı alıp Tokyo'ya gitmek. Bunu hedefledik ve o günden bugüne 2016, 2017, 2018 ve 2019 işte aşağı yukarı 4 yıllık bir süreç içinde çocuklarımız, sporcularımız, olimpiyat kotası içine girebilecek erkek ve kadın sporcularımız durdurak bilmeden bütün şampiyonalarda madalya aradı, puan aradı.
Ve geldiğimiz noktada 2019'un bitimi, işte son Aralık ayı geliyor. Artık olimpiyat kotaları Aralık ayında yapılacak olan 3-7 tarih, Aralık tarihlerinde Moskova'daki Grand Prix finali burada 80 puan veriyor birinciye. Tamamen şekillenecek ve o kotanın içindeki sporcular 2020 Tokyo Olimpiyatları gitmeye hakkı kazanacak. Yani Moskova sonrasında ciddi bir şekillenme olacak mı? Tabii ki Moskova'da kotanın içinde kalan sporcular, bütün dünyadaki sporcular belli olacak. Ondan sonra da daha sonra kıtalardan o sikletlerde, eksik olan sikletlerde de Nisan ayında Avrupa'da yapılacak olan Avrupa Olimpik Kota Yarışması'nda diğer hakkımızı da kullanarak oradan da iki tane erkek sporcunun gitmesi için yarışmaya katılacağız. İnşallah onlardan da bir başarı bekliyoruz. Ve hedefimiz şu anda 4 kotayı tamamlamış gözüküyoruz. Ama 6'ya çıkarmak, 5'e çıkarmak, 5'ten 6'ya çıkarmak ve olimpiyat ayında Temmuz'da orada hazır olup en güzel bir şekilde ülkemizi temsil etmek. Grafiğimiz vardı. Hazırsa rica edelim onu. Kadınlarda, dünyada sıralama ne şekilde diye. Tabii 4 farklı kategori var olimpik olan. Eksi 49 kiloda şu anda Rukiye Yıldırım 4. sırada. 1. Evet. Taylandlı sporcu Panipak. Evet. Diğer grafiğimiz gelecek. Burada puanı da yazıyor. Eksi 57'de Jet Jones şampiyon sporcuydu daha öncesinde ama finalde İrem Yaman'a kaybetti. İrem Yaman burada 4. sırada. Ki az sonra o mücadeleye de bakacağız. İrem Yaman'ın, Hatice Kübra İlgün'ün 5.liği var ki o rekabet de çok önemliydi, evet, aslında. Onu da konuşacağız. Bu kilolarda ilk 6 evet, olimpiyat vizesi alıyor. Evet. Burada 4 ve 5. İrem ve Hatice Kübra'nın bir derecesi var. Araları çok yakın. Evet, çok yakın. Bir sonraki grafiğimiz eksi 67'de. Burada Nur Tatar Asgari kendi kilosunda zirvede. Evet. Puanı da yazıyor. Hemen arkasında Mengyu Zhang var. Çinli tekvandocu. Ama bayağı fark var. Yani Nur Tatar zaten burada bitirmiş görünüyor. Bir grafiğimiz daha vardı. Onu da alalım. Artı 67'de. Burada da Nafia Kuş'un bir dördüncülüğü var. İngiliz, evet, sporcu Bianca Volkdin'de 1. sırada. Şimdi Sayın Başkanım, kadınlarda işler çok iyi. Yani bütün kategorilerde işte Nur Tatar'ın birinciliği var. Diğer sporcularımız 4 ve 5'te ama ilk 5'te yer alıyor. Bizim için çok önemli bu. Ama şu merak ediliyor. Kadınlarda bu kadar iyiyiz ama erkeklerde ne oldu? Bahri ve Servet'ten sonra bir sıkıntı mı var? Niye biz göremiyoruz ilk 5'te bu kategorilerde erkek sporcularımız? Şimdi özellikle son mesela 2016'dan sonra erkek takımında ciddi bir değişikliğe gittik. Şunu hedefledik. Bir olimpik sporcunun en az 8 yıl, ortalama 12 yıl gibi bir sürede gelişmesini farz alarak takımda müthiş bir gençleşmeye gittik. Gençler dünya şampiyonu olan, gençler dünya ikincisi olan, gelecekte umut vaat eden sporcularımızı takıma motive ettik. Ve o günden bugüne şöyle bir baktığımızda ilk 20'nin içinde şu anda 3-4 tane sporcu var. İlk 20 olimpiyatlara, İlk 5'in içinde de olsanız, mesela bir kategoride ilk 3'te olan bir kişi ki ülkeye veriliyor kota, onu da buradan altını çizeyim. Elbette şahıs kota alıyor ama ülke kotası. Evet. Ola ki bir sakatlık, bir sıkıntılı durum olduğunda o 20'nin içindeki kişi o kategoride olimpiyat komitesine verilebiliyor. Yani başka bir işte yarışabiliyor. Bu 20'nin içinde olan 3-4 tane sporcumuz var. Bunlar da başarılı ama hedeflediğimiz noktaya gelemedik. Mesela son Avrupa Şampiyonası'nda 5 tane erkek sporcumuz çeyrek finalde gitti. Gittikleri noktada altın puanlarla falan bu şekilde gittiler. Tabii ki üzülüyoruz. Ben de onlara dedim zaten. Önemli olan burada sonuç da almak. Ama başarılı müsabakalar çıkardınız. İşte Emre Kutalmış Ateşli var. Hakan Reşber var. Mesela Ferhat Kavurat var. Bu çocuklar hepsi Deniz Dağdelen. Gerçekten çok başarısız değiller, başarılı ama sonuca gidemedik. Hedefimiz, onların da daha yolumuz devam ediyor. Nisan ayında yapılacak Avrupa kotasında iki tane erkek sporcumuzun da burada yarıştırarak 2020 Tokyo Olimpiyatlarına gitme noktasında bütün çabamızı teknik komiteyle beraber sarf edeceğiz. Onlardan da ümidim var. Yani bir baktığınız zaman son şampiyonalarda
18 yaşında, 19 yaşında bizim Emre kurtarmış ateşi. Yenmediği bir sporcu kalmadı. Olimpiyat şampiyonunu yendi turnuvalarda, büyük şampiyonalarda. Dünya şampiyonlarını yendi. Bu da bizim için bir umut. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Tabii bitki bir dikildiği zaman belli bir süresi var. Ağacın bile bir büyüme süresi var. Erkek takımında böyle bir değişim olduğu için... Şu anda kadın sporcularımız sonra, o meyveleri veriyor bize. Evet, kadın sporcularımızın tecrübesine baktığımız zaman... Arkadan gelen bir Nur olsun, Rukiye olsun yıllardır iki kez, üç kez, dört kez Avrupa şampiyonlukları olan böyle güçlü sporcularımız o tecrübeyle şu anda çok iyi bir konuma geldiler. Bu arkadaşlarımız da 2020'nin içine girebilen girecek. Şunu iddia ediyorum 2024'de erkek takımından da çok iyi sporcular oraya adapte olacak ve daha başarılı olma yolunda devam edeceğiz. Temennimiz o yönde tabii ki hem kadın hem de erkek sporcularımızın başarılı olması ama tekvando'da şu dönem itibariyle kadın sporcularımızın çok daha başarılı olduğunu görebiliyoruz. Bunu zaten madalyalarda, kupada burada gösteriyor. Bu kupa yakın çekebiliyorsak rica edelim arkadaşlarımızdan. Kadın takımımız şampiyon olmuş takım olarak. Onun bir kupası Rukiye Yıldırım ve Sayın Başkanımızın arasında duruyor. Bu kupa bizim için oldukça anlamlı bir kupa. Şu anda görüntüye de geliyor. Madalya da hemen yanında. Dileriz bu kupalar çok daha fazla bir şekilde ülkemize gelir. Hem kadın hem erkek. Murat abi senin de tabii hem Bari özelinde hem de geçtiğimiz hafta Ankara'da yapılan bir seçme müsabakası vardı. Evet. İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün'ün çok ciddi bir yankı uyandırdı. Hem Ankara camiasında hem tekvando camiasında hatta spor kamuoyunda. Evet bunu biraz konuşacağız. Rukiye'nin de fikirlerini merak ediyorum. Aslında bu tip rekabetin sporcuların nasıl yansıdığını sporcunun kendi ağzından dinlemek de önemli. Ama onun öncesinde de biraz hatırlayacak olursak İrem Yaman dünya şampiyonu, çifte dünya şampiyonu, tekvandocumuz belli bir sakatlık dönemi geçirmişti. Evet. Sanıyorum 2-2,5 ay antrenmansız kalmıştı. Bu dönemde bazı müsabakaları kaçırdı ve sonrasında da bir Grand Prix'de Sofya'daydı değil mi başkanım? Bulgaristan doğru. Bulgaristan Sofya'da. Burada ileriye gidemedi ve ondan sonraki organizasyona gitme konusunda da aynı kilodan bir sporcu gideceği için kendisini takip eden sporcuyla Hatice Kübra ile hangisinin gideceği konusunda federasyonun bir karar vermesi gerekti. Ki ve, puanlaması da az önce ortaya çıktı. Çok da farklı evet, yok. O zaman üstteydi. Hatice Kübra üstteydi. İrem onun altındaydı. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda yer değiştirdiler evet. Ama birbirine puanları çok yakın gördüğün gibi. Bir karar verilmesi gerekiyordu. İşte federasyon da bir karar verdi ve seçme müsabakası yapılacağını açıkladı. Bunun üzerine İrem Yaman'ın bir reaksiyonu oldu sosyal medyadan birkaç mesajla. Bunun üzerine de federasyon bir açıklama yaptı sebeplerini açıklayan. Ve bu seçme müsabakası gerçekleşti Ankara'da bu şampiyon öncesinde. Herhalde şampiyonalarda olmayan kalabalıkta bir tribün kalabalıklığı oldu. Çok güzel bir ortam vardı. Evet, şu anda ekrana geliyor. Ve o seçme müsabakasında daha önce iki sporcu bir kez karşılaşmıştı yanılmıyorsam Hatice kazanmıştı. Bu karşılaşmayı da altın vuruşla İrem Yaman kazandı. Ve şampiyonaya gitmeye, Avrupa Şampiyonası, ekstra Avrupa Şampiyonası'na gitmeye İrem Yaman hak kazandı. Ve sonrasında da altın madalyayla döndü Türkiye'ye. Hakkını da verdi. Evet. Bu arada şunu da söyleyelim, biz İrem Yaman'ı da programımıza konuk etmek istemiştik. Evet. Fakat İrem Yaman programlara genellikle tek çıkmayı tercih ettiği için, kendisi öyle söylediği için, biz de buna saygı gösterdik ve bugün aramızda değil ama en azından olayları anlatmak için İsterdi, biz de tabii ki altın madalya kazanan sporcumuzu aynı anda ağırlamak isterdik. Benim başkana bir sorum olacak. Bu tip çekişmeler... Nasıl etkiliyor rekabet nasıl etkiliyor sporcuları? Bu kararınızın doğru olduğundan hala doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Arkasında mısınız? Seçme yapmak iyi bir fikir miydi? Bundan sonra da böyle mi devam edecek mevcut durumlarda? Bir de siz bana söylediniz ama sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum ben tabii herkes duysun. Aslında şu anda İrem Yaman'ın kazandığı Avrupa şampiyonluğu onun olimpiyata gitmesini garantilemiş değil. Siz evet. İki sporcu arasında... Önümüzdeki Aralık ayında yapılacak Grand Prix ile ilgili bir tasarrufta bulundunuz. Dediniz ki orada en iyi olan gidecek. Onunla ilgili de açıklamaları sizden alalım. Evet. Şimdi hem İrem Yaman hem Hatice Kübra İlgün de son 4 yılda çok başarılı sonuçlar aldılar. Baktığımız zaman tabii İrem'in 62 kiloda dünya şampiyonluğu var ama 57 kilo bizim olimpik sıkletimiz. 57 kiloda da çok başarılı sonuçlar aldı.
Kendisini de buradan tebrik ediyor MEM Avrupa Şampiyonu için. Hem o başarılı sonuçlar için. Ama Hatice de son aylarda mesela Tokyo'daki Grand Prix'de çok zor bir Grand Prix'di. Birinci oldu. Arkasından da Sofya'da üçüncü oldu. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman şunu da söyleyebiliyor sporcu. Benim de bir hakkım var. Sizin de bir hakkınız var. Burada hakem olan federasyonun yapması gereken nokta nedir diye araştırdığımızda gelişmiş ülkelerde Kore'de bu durumlarla karşılaştığında puanına da bakılmamaksızın birbirine çok yakın olan performansı o arada denge noktasında bir takım değişiklikler olan sporcular arasında seçme yapılması gerektiği noktasında bir fikir aldık. Bütün ülkelerde bu yapılıyor. Ve şu husus çok önemli. Ben iki kez Avrupa şampiyonu oldum. Dünya ikincisi oldum ama hiç dünyada ve uluslararası tecrübesi olmayan arkadaşlarımla defalarca kere seçme müsabakası yaptım. Hiçbir zamanda ben niye seçmeye çağırıyorum demedim. Çünkü gocunmamak lazım. Şudur, seçme bir kere herkesin doğal hakkıdır. Yani eğer eşit bir noktadaysanız bu kaçınılmaz bir noktadır. Bütün branşlarda böyledir. Futbola baktığınız zaman kadroya girersiniz. Niye girersiniz? Performansınız iyi olduğu için girersiniz. Performansınız olmadığında bir teknik direktör sizi almadığında ben niye almıyorum demek lüksüne sahip değilsiniz. Bu branşlarda aynı. Şimdi burada birbirimize kırılmayacağız, gücenmeyeceğiz. Ne yapacağız? Başarılı olmak için diri duracağız. Çünkü hedefimiz bu ülkenin bayrağını göndere çektirmekse en iyimiz hangisi o gidecek. Burası tamamen 2020 Tokyo Olimpiyatlarına gidilen noktada performansımızı kaybetmeden nasıl yaparız, daha iyi nasıl olabilir? Belki sporcular bize kızıyordur ama aslında bu onlar için de bir sınavdır. Yani diri olmak ve performansını devam ettirmek adına çok önemli bir şeydir. Spor biliminde de bu vardır. Bu noktada ikisi de bizim için çok kıymetli sporcumuz. Birisine bunu demeseniz benim de hakkım dediğinde ama ortaya çıktık. Ring her şeyi zaten hallediyor. Güzel bir müsabaka oldu. Centilmence fair play kuralları içinde. Tebrik ediyorum her ikisini de. Siz her ikisini de tabii, kaldınız. Tabii. Şimdi biz tekvando sporunda ben hep şunu söylüyorum. Arkadaşlar müsabaka demin Ela ile müsabakasını bahsetti. Ela ile daha sonra kucaklaştılar. Gayet babası da bizim tanıdığımız bir Türk antrenör. Bu o kadar önemli ki fair play. Şimdi ben başarılı olabilirim ama başarımın devamında da hangi sporcuyla ne hangi şartlar olursa olsun müsabaka yapabilirim. Yani bu noktada geçmişteki benim başarılarım gelecekte başarılı olacağımı da göstermeyebilir. Yani ben bir ay önce performansım çok iyidir, bugün olmaz. Bunun da bir ölçümü olmuş olur ve ben bu noktada seçmenin her iki spor için de hayırlı olsun olduğuna inanıyorum. Bu noktayı sadece kendi fikrimiz değil bu. Dünyada uygulanan bir sistemdir. Ben burada başarılı olabilecek hangi sporcumuz başarılı olursa gönülden söylüyorum bunu. Tokyo Olimpiyatları'nı ülkemizi temsil etmesi istiyoruz. Bütün amacımız, gayemiz budur. Bakış açımız da zaten eşit noktadandır. Ben tekrar tebrik ediyorum. Burada da çok büyük başarı kazandı kızımız. Onlar bizim gururumuz. Bunu özellikle ifade ediyorum. Onlar bizim başımızın da tacı. Ama bu yolda uzun bir yol var. 7 aylık bir süre var. O zamana kadar bu bir ülke kotasıdır. Allah korusun bir sakatlık olur, bir şey olur. Hepimiz hazırız. Bu noktada da şu sevincim var. Hep yedekli bir durumdayız. Mesela şimdi Rukiye'nin yanında Zeliha Ağrıs da evet. İlk 20'nin içinde dünya şampiyonu bir sporcumuz. Kardeş gibi gidiyorlar, müsabakalara katılıyorlar. Gümüş kazandı ola bu ki bir şey şampiyonada. Olur. Burada söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Evet. Şahıs veya şey olayı düşüncesi olmaz bu yüzden. Yarın Rukiye'ye bir şey olmasın inşallah. Bir şey olsa birisi devrede olacak. İlk 20'nin içinde olması gerekiyor. Evet, evet. Yani bizim 7. aya kadar performans açısından, sakatlık açısından bir sıkıntı olmadıktan sonra buradaki söylediklerimiz zaten geçerlidir. İyi olan şeye gidecektir. Bu herkes için geçerlidir. Federasyon olarak da biz onlara her türlü desteği vereceğiz. İyi olsunlar. Başımızın tacı olsunlar. Kazansınlar. Kazandırsınlar. Çünkü hep beraber kazanacağız. Bütün ülke olarak kazanacağız. Ben hepsine başarılar diliyorum. Ekstra motivasyon yarattı gibi sanki İrem için. Çünkü yani gitti orada belki Avrupa şampiyonu oldu. Evet. Ama şunu söylemenizi rica ediyorum. Bu kiloda olimpiyata kim gidecek? Bunun kriteri nedir? İşte biz bir şey yayınladık. Yani en son Grand Prix müsabakasında. Şimdi aralarında çok farklı puan yok. Ama şimdi puanı biraz daha aştı İrem. O gün şartlarda Grand Prix'ye de bakacağız. Hangi arkadaşımız daha başarılıysa, daha iyiyse, daha öndeyse açıklanır. O burada Moskova sanırım biraz daha belirleyici olacak. Evet, orası da bir mini olimpiyat profesi. Yani neticede
bir tık öne geçer arkadaşımız, bir şey daha başarılı olur. Yani orada sahada kendilerini gösterdikten sonra sporcularımız sıkıntı olmaz. Burada Sayın aradaki başkanım, farkı özellikle söylemek lazım sevgili seyircilerimize. Ekstra Avrupa Şampiyonası'na bu, o kiloda bir sporcu gidebildiği evet, için bu seçme tabii, yapıldı. Tabii. Halbuki yani Grand Prix'e, seçme değildi o. Grand Prix'e iki sporcu birden gidebilecek ve dolayısıyla orada aynı kiloda mücadele edecekler. Tabii. Kim evet, daha başarılı olursa tabii, olimpiyat olacak. İddia devam ediyor. Ama şu var, orası da bir arena yani bir ring. Orada inşallah ben ilk senede başarılı alıyorum. Evet. Kim daha başarılı olursa o şartlarda ülkemizi temsil etsin. Rukiye'yi de soracağım rekabet olgusunda ama Sayın Başkanım şimdi İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgin müsabakasından sonra İrem Yaman'ın bir açıklaması vardı. Çok güzel bir atmosferde yapıldı ama bunun biletli olup aynı zamanda sosyal sorumluluk projesinde kullanılmasını talep ediyorum, istiyorum demişti. Siz böyle düşünüyor musunuz? Yani bundan sonra çok güzel bir atmosfer vardı Ankara'da. O görüntüleri rica ederim arkadaşlarımızdan. Tıklım tıklım bir salon Ankara'da. Bundan sonrası için seçme müsabakaları artık bir heyecan yarattı. Buradaki gelirler veya biletlerin farklı bir şekilde kullanılması konusunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi biz bu Avrupa Şampiyonası'ndan döner dönmez pazar günü, pazartesi günü sporcular döndü. Zannediyorum perşembe günü müsabaka yaptık. O kadar kısa bir zaman var ki böyle bir planlamanın yapılması için en az bir aya, bir 15 güne, bir 20 güne ihtiyaç var. Gelecekte eğer böyle bir şeyde çok ilgi çekeceğine inandığımız zaman her türlü şekilde bunu yaparız ama kısa bir zamanda, kısa bir şekilde bir milli takım, bir kişilik seçme. Şunu söyleyeyim ama gerçekten spor kamuoyunda bir heyecan yarattı. Evet. Ben hem Hatice Kübra İlgün'e hem de İrem Yaman'a teşekkür etmek istiyorum. Yani çünkü tekvandoyu tanıtıyorlardı aynı evet, zamanda. Evet. Rukiye yani Yıldırım da... İki sporcumla da gurur duyuyorum. Evet. Yani herkes bir tane götürecek sporcu bulamazken, Türkiye şu anda iki sporcuyla çok güzel yani bir Türkiye tekvandoyu konuştu. Kardeşçe, evet, arkadaşça. Ben hem İrem'i çok tebrik ediyorum hem Hatice'yi. Maç başından maç sonuna kadar hiçbir foul yapmadan, bakın bu çok önemli, gayet olgun bir şekilde bir arkadaş, bir kardeş gibi maçlarını tamamladılar. Hem tekvandonun ruhuna uygun bir profil çizdiler, hem de kazanan kaybedeni kucakladı. İkisinin de eli kalktı. Evet. Bundan daha güzel ne olur? Bunu artık geçeceksiniz, başarınıza bakacaksınız. Kesinlikle. Ne yapacağız ona bakacağız. Yani seçme olur, efendim mesela müsabakada bazen alırsın, bazen yenilirsin, bunlar da önemli. Ki daha çok seçmeleri göreceğiz gibi lazım. Duruyor. Yani, şimdi ben inanıyorum ki ikisi de bilinçli sporcu. Kim daha iyi, kim daha başarılı olacaksa, ülke için en iyisi hangisi olacaksa o ülkemizi evet, temsil etsin diyorum. Rukiye, sen de tabii çok özel bir sporcusun ve bu rekabet olgusunda kendini de görüyorsun aslında. Bir tarafta arkadaşlarının mücadelesi, hepiniz aynı ortak duyguyla mücadele ediyorsunuz. Sporcu gözünden tekvandodaki bu rekabet olgusunu nasıl yorumlarsın? Tabii şimdi onların yaşadıkları aynı şeyi aslında ben de yaşıyordum. Evet. Ben ve Zeliha arkadaşım da yaşıyorduk. İkimiz birbirimize tabii şu son 3-4 ay öncesine kadar çok aşırı derecede yakındık. Ben 6. sıralardaydım. O da 8 ve 9. sıradaydı yani. Aynı yani onlar ne hissediyorlarsa aslında aynılarını kendim de hissediyorum ve ne yaşıyorum. Ne hissediyorsunuz o onda? Ya aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten çok zor. Şimdi neden zor? Rakiplerinin müsabakaya gittiğinde görüyorsun. Ya da yarışacağın zaman onları görüyorsun. Stres oluyorsun, heyecanlanıyorsun. Ama diğer türlü bir Türk rakibi sürekli senin yanında. Evet. Sürekli seninle çalışıyor. Her şeyini biliyor. Antrenmanda o biraz iyi olsun, sen biraz kötü ol. Psikolojik olarak bir şey moral oluyor. Bozukluğu. Moral bozukluğu oluyor. Ya da işte yani aslında şöyle söyleyeyim. Seni sürekli diri tutuyor. Sürekli senin antrenman yapmanı sağlıyor. Hani o antrenman yapıyor, görüyorsun, kalkıyorsun, daha çok antrenman yapmak istiyorsun. Mesela o çift antrenman yapıyorsa sen de çift antrenman yapmak istiyorsun. Aslında bir yönden hem iyi hem kötüsü de var. O yüzden ikisine de yani ben de başarılar diliyorum. Bazı spor branşlarında karşında rekabet edecek bir sporcu bulunamaz ve dışarıdan sporcu getirilir. Burada ihtiyaç yok yani hem Rukiye'nin sınıfında, tek kategorisinde hem de evet. Bu konuda çok şanslıyız. Bu konuda çok şanslıyız. İrem Yaman da Hatice Kübra İlgün müsabakası. Dertleriniz hep böyle olsun. Evet. Yani bunlar dert değil tabii. Bunlar olabilecek şeyler. Güzel diri, heyecanlar. Tabii tatlı, diri olmamız lazım. Tatlı dertler bunlar. Tabii iri olmamız lazım. Ben hep söylüyorum her an atik tetik pratik olmamız lazım. Çünkü biz bu gidilen yolda rahatlamamamız lazım. Yani hepimizin öyle. Ben bunu bilimsel açıdan şunu da söyleyeyim. Kaygının biraz da olması lazım. Hem içeride hem dışarıda sporcu olarak mesela yıllarca ben de her an rakiplerimi düşünerek daha diri durmuşumdur. Daha çok çalışmışımdır. Demin evet, çok güzel bir ifade de bulundu. Aslında bunlar
Onlar için iyi bir şeydir. Diri olmalar için iyi bir şeydir. Yolumuza devam edeceğiz. İnşallah onlardan büyük başarılar bekliyorum. İrem de son şampiyonda çok büyük bir başarı gösterdi. Buradan gene tebrik ediyorum. Tabii Johnson'u mağlup etti. Evet, yani bunlar çok güzel şeyler. Evet. Bizim tekvandomuz adına, Türkiye tekvandosu adına devamını sağlayalım. Beraberce bu noktada elimizden gelen gayreti gösterelim. Onları sağlıklı bir şekilde inşallah olimpiyata ulaştırırız diye çalışıyoruz. Koraycığım, sen de verin de Rukiye'ye sorum oldu. Tabii. Olimpiyat heyecanına girdin mi? Hissediyor musun? Olimpiyata girecek olmak sende nasıl bir duygu yaratıyor? Heyecan muhtemelen tabii ki vardır. Ve oradaki hedeflerin ne olabilir? Nasıl bir olimpiyat bekliyorsun kendi adına? Ya şimdi Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldum ama sanki hani Avrupa Şampiyonluğu çok büyük bir şey ve bu olimpik bir branşta. Fakat Avrupa Şampiyonu olunca daha çok Avrupa Şampiyonu olduğuma böyle sevinemedim. Olimpiyatı garantilediğime ve onun heyecanı bir anda bindi. Hatta şampiyon oldum, aşırı derecede de sevinemedim. Hani çünkü direkt aklım olimpiyatlara gitti. Çünkü orada garantilediğimde benim olimpiyatlarım garantilenecekti. Şampiyon oldum, garantiledim. Yani o andan itibaren, yani nasıl desem, o günden beri böyle sürekli artık olimpiyatları düşünüyorum. Şimdiden işte tekrar o atmosferi sürekli hayal ediyorum. Çok gerçekten heyecanlıyım. Hani olimpiyatlarda yarışacağımı duymak bile böyle tüylerimi ürpertiyor. Ya bakalım, işte çok çalışıyoruz inşallah. 2020'ye az kaldı. Ağustos'ta, seneye Ağustos'ta, siz de biliyorsunuz. Orada ki tabii ki hedefim gitmek de güzel bir şey. Fakat hani gittiğinde güzel de sonuçlandırmak istiyorum. Zaten hep böyle dua ediyordum. Hani olimpiyata gidip madalya almak için çok çalışıyordum. Tabii şimdi de hedefim orada altın madalya almak. Madalya değil, gerçekten altın madalya alacağıma çok, yani büyük bir şekilde inanıyorum. Çünkü antrenmanlarımız çok güzel gidiyor. İmkanlarımız çok yüksek. Gerçekten federasyon başkanımız yanımda, hani yanımda olduğu için söylemiyorum. Gerçekten maddi, manevi anlamda da her türlü de çok güzel destekler var. Kamp ortamlarımız çok rahat. Çok çalışıyoruz. Buraya gelmeden önce bile teknik direktörümüz Ali Şahin antrenmanımı yaptırıp beni buraya gönderdi. Yani sabah ona göre 4'te uçağım vardı Konya'dan buraya. Saat 11'de antrenman koydu. Kendisi bizi çok güzel çalıştırıyor, çok güzel hazırlıyor. Kendisi zaten çok tecrübeli bir teknik direktör. Olimpiyat şampiyonu çıkarmış. Daha evet, ötesi yok yani. Servet Tazegül'ü, evet, Servet Tazegül'e bir olimpiyat şampiyonluğu yaşatmış. Nur'a deseniz iki kere olimpiyat madalyası aldırmış. Zaten Ali Hoca'ya da dedim ki, hocam yani hani ben sana kaldım. Sana kaldıysa madalyam vardı. Sen ne yapar eder bana aldırırsın dedim. Yeter ki sen beni çalıştır dedim. Çünkü Nur o zamanlar olimpiyata, ben de onun yanındaydım ama onun arkadaşı ve partneri olarak yanındaydım. Onu nasıl hazırladığını gördüğüm için ve aynısını ringde birebir ben gördüm ve ben yaşadım. Gerçekten o yüzden hocama sonsuz inancım var. Ne bileyim, sanki beni böyle şampiyon yapıverecekmiş gibi hissediyorum. Ne güzel, ne güzel. Aynen, o yüzden çok çalışıyoruz. Senin kilonda biraz önce de baktık, birkaç tane üzerinde sporcu var. Olimpiyatlardaki herhalde madalya anlamında senin en büyük rakiplerin onlar mı olacak? Evet, şu an benim üzerimde bir Taylandlı var, Panipak. Evet. Bir iki Koreli var. Zaten iki Koreli gelemediği için tek Koreli gelecek. Evet. Her ülkeden bir sporcu geliyor. Ve ben şu an aslında rank 3 olarak görünüyorum. Koreli, Panipak, Tayland, Kore ve ben. Şöyle söyleyeyim, ben o üzerimdeki Koreli ile altın uçak kaldım. Yani beraberliğe kaldım ve yenerken kaldım. Onda yine benim hatam. Maç bitti diye kendimi dışarı atma yerine kızın üstüne attım. Kız da bir anda tekmeyi çevirmesiyle puan çıktı ve saniyeler kapandı. Evet. Yoksa yendim. Yenebilirim. Evet. Ya yenerim de yani. Yani onu görebiliyorum, kızdaki o şeyi alıyorum Tayland yani. Tayland'la aramasın. Tayland'la dünya şampiyonasında ona yenildim. Şu an dünyanın bir numaralısı ve 4 yıldır hiç yenilgisi yok kızın. Ve bütün maçlarını farklı alıyor. Bir tek benimle zorlandı. Ve gerçekten, ve ben de onunla ilk yarışmamda dünya şampiyonasıydı. Yarı final alsam finale çıkacaktım. O heyecanla dövüştüm ama nasıl dövüştüğümü maçtan sonra ben bile hatırlamıyorum yani. İlk sen yeneceksin bu gidişi. Evet, herhalde. Gerçekten. Hatta Ali Hoca da dedi ki, sen merak etme, biz bunu olimpiyatlarda yeneceğiz dedi. İnşallah o yüzden onu da olimpiyatlarda yenip olimpiyatta altın alarak ülkeme dönmek istiyorum. Rukiye, sana Tokyo desek tek bir kelime de ne söylersin? Altın dedim. Başlatmamışsın. Evet, çok mutlu gördüm yani. Aynen. Tabii çok az zamanımız kaldı. Daha sonra haberler kapağımıza geçeceğiz ki para tekvandoda güzel haberler var. Onları daha sonra aktaracağız. Ben Rukiye'ye bir soru daha sormak istiyorum. Tabii Tokyo artık bir yıldan az bir süre kaldı. Senin bundan sonraki yaklaşık 8-9 ayı nasıl geçecek ve heyecanlı bir yapın da var. Bu süreci nasıl yöneteceksin? Çünkü sadece teknik taktikte işler gitmiyor. Biraz da mental yapı da oldukça önemli. Sen bu 8-9 ayda mentaliteni nasıl geliştireceksin veya koruyacaksın?
Evet, şimdi önümde 8-9 ay var. Tabii ki dediğiniz gibi antrenman dışında psikolojik olarak da çok hazır olmam gerekiyor. Yani heyecandan şimdiden uyuyamaya başladım. 8-9 ay ben ne yapacağım bilmiyorum falan diyormuşum. Tabii yani bilmiyorum, aslında ben de ilk olimpiyatlarım olacağı için nasıl olacak falan çok heyecanlıyım. Ama yani yanımda çok büyük bir hocam olduğu için, Ali hocam, destekleri olduğu için, başkanımız yanımda. Kendisi hem de üniversitede dekan. Evet, aynı zamanda hocam. Aynı zamanda onu da belirteyim hocam. Tabii. Evet. Konya Selçuk Üniversitesi'nde profesör doktor unvanıyla Metin Şahin şu anda federasyon başkanımız. Aynı zamanda orada dekan. Rukiye Yıldırım da Konya Selçuk Üniversitesi'nin bir öğrencisi. Yani Rukiye Yıldırım'ın hem dekanı, hem federasyon başkanı, hem de danışmanı aynı zamanda. Evet. Çok özel bir durum olmalı bu. Aynen, çok güzel. O yüzden işte sürekli onların yanlarında olduğum için. Onlar daha önce çok kendileri de olimpiyatı yaşadıkları için onlardan artık destek alacağım, değil mi başkanım artık? Tabii tabii, şimdi mental anlamda her türlü destek hem antrenör, teknik direktörlerinde, hem yani şu anda biz Genç Spor Bakanlığımızda çok profesyonel bir çalışma yapıyoruz. Bir SESAM gibi çok önemli bir spor merkezimiz var. Orada hem doktorlarımız hem profesör seviyesinde, üniversitede olsun psikologlarımız zaman zaman devreye sokuyoruz, kendilerine sohbet ediyorlar. Ama şu gelinen noktaya baktığımız zaman psikolojisi çok iyi gidiyor. Yani aman nazar değmiş. Onun psikolojisi çok. Tabii ki bu heyecanlar olacak. Güzel heyecanlar bunlar. Zaten bu duygular olmazsa da başarı noktasında o yolda giderken pasifize olursunuz. Bu kaygılar, küçük stresler, ama çok olmayacak. Zaten kendisi çok başarılı bir sporcu. 3 kere Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi. Evet. İnanılmaz başarıları var. Şimdi bunu Allah'ın izniyle Tokyo'da taşlandırsın. Öbür arkadaşlarla beraber, hep beraber orada çok büyük bir başarı alsınlar. Bu ülkemizi sevince boğsunlar. Bunu istiyoruz. Evet. Bir de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki ailemin de çok desteği var. Özellikle onu. Evet, onu kesinlikle söylemem gerekiyor. Özellikle annemin, babamın, yani ablamın, ailemin, hepsinin, bütün ailemin çok desteği var. Özellikle annem bana dualarıyla, namazlarıyla falan çok manevi olarak, o da çok destek veriyor. Bu da önemli tabii. Aynen, onlara da çok teşekkür ederim. Ve Ask Spor Kulübü sporcusuyum. Ankara Büyükşehir Belediyesi. Buradan Mansur Bey'e de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ve Ask Kulübüme de teşekkür ediyorum. Şimdi haber kapağına geçmeden ben küçük bir soru soracağım. Servet'le ilgili. Servet Tazegül, olimpiyat şampiyonumuz. Dünya şampiyonumuz. Çok önemli bir sporcu. İşte belki biraz erken oldu ama bıraktı. Hocalık yapıyor. Milli takımlarda sorumlu. Fakat geçen günkü sohbetimizde dediniz ki hala çok fit. Hala bugün çıksa dövüşür. Yani Servet'i bir geri döndürmek mümkün olmaz mı başkanım? Ne dersin? Valla karar Servet'in. Yani ben geçen gün hakikaten konuşurken dedim. Sen tekrar yani içinde bir heyecan varsa her zaman dönebilirsin. Biz de kapıyı açarız. Antrenör sporcu olarak da bunun örnekleri de var dedim. Yani daha önce işte Amerikan milli takımında güreşçiler falan biliyorsunuz. Bunlar hep olmuştur. Bazen sporu bıraktım der. Kişi tekrar döner. Bir bakarsınız çok da başarılı olabilir. Ama olmayabilir de, bu dedim senin şeyin. Şöyle bir güldü falan. Tabii Servet şimdi dünyada bir marka. Büyük bir marka. Yani dünya tekvandosunun en büyük markası bana göre. Geldiği noktada daha önceki olimpiyat üçüncü şampiyonluğu, dünya şampiyonlukları, ama stiliyle dünyada bir marka. Evet, yani öyle bir marka yok. Yani Türkiye belki 100 yıllık bir markayı Servet'te tekvandoya 100 yaptı. Onun için şu anda geride olması, yani antrenör olarak bulunması, o markanın oradaki hakemler, oradaki organizasyon görevlileri tarafından da görülmesi, bir güvenin de simgesi olarak başarı noktasında tetikleme, motivasyon noktası da çok iyi oldu. Şu anda alıştı. Dedim ki nasıl gidiyor? Ya çok zormuş başkanım. Nasıl zormuş? Dedi biz şimdi spora bakan kendinden sorumluyum. Şimdi bütün sporculardan sorumluyum. Ali Hoca'nın zorluğunu da şimdi o zaman anladım. Şimdi Ali Hoca da diyor hocam ben bu kadar bilmiyordum diyor. Yani bu işin zor olduğunu. Ama şu var. Böyle bir markanın Allah'ın izniyle inşallah gelecekte çok büyük başarılar kazandıracağını, hem kadın milli takımının hem erkek milli takımının, Ali Şahin teknik direktörümüzle beraber Servet Hoca'nın da büyük başarılar yapacağına inanıyorum. Çünkü ondaki o heyecanı ve motivasyonu da sporcuları aşılamaya başladı şimdiden. O açıdan güzel, memnunuz biz. Evet. Şey diyor 3 gün önce bana, müsabakada erkekler yenilince, ya diyor 3 ay diyor çalışsam diyor, 4. aya dövüşürüm aslında. Aynen. Gücünü kendisine buluyor. Mesajı aldınız mı? Geri dönebilir mi valla? Olimpiyata yetişmez ama bir sonraki dünya şampiyonuza yetişir. Bakacağız buna da. Sırada haberler kapağımız var. Evet.
Evet, Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'na da bakacağız bir yandan. 5'i altın olmak üzere toplamda 12 madalya kazandık ve Türkiye genel sıralamada Avrupa ikincisi oldu. Şampiyona sonunda da Türkiye 6 sıklette 2020 Tokyo Paralimpik oyunları için kota kazandı. Ve para atletizme gidiyoruz değerli izleyenler. Para atletizm şampiyonası bugün Dubai'de başladı. Katılan sporcularımıza başarılar diliyoruz değerli izleyenler ve para masa tenisine geçiyoruz. Orada da önemli başarılar kazanıldı. Hemen onu da seslendireyim sizlere. Hollanda'da yapıldı para masa tenisi uluslararası turnuvası. Ferdi müsabakalarında bir altın, bir gümüş, üç de bronz kazandık. Abdullah Öztürk altın madalya kazandı. Neslihan Kavas gümüş, Hamza Çalışkan, Kübra Korkut ve Ümran Ertiş de bronz madalya kazandı. Toplamda 5 madalya elde ettik ve boksa geçiyoruz. Orada da Nicholas Adams'ın emeklilik kararı aldığını gördük. 2012 ve 2016'da hem Londra hem de Rio'da altın madalya kazanmıştı İngiliz boksör. Ama gözünde yaşamış olduğu sıkıntı nedeniyle kalıcı hasar olabilir endişesiyle emeklilik kararı aldığını ifade etti olimpiyat şampiyonu Nicholas Adams ve olimpik karelere geçiyoruz. Evet, çim hokeyinde kadınlarda İrlanda, az önce fotoğrafı bir kez daha rica edelim arkadaşlarımızdan. Evet, İrlandalı çim hokeyi, İrlanda çim hokeyi takımı erkeklerin ardından kadınlarda Tokyo 2020 biletini alan takım oldu. Bu da sevinç anları. Güzel bir sevinç olmuş. Rugby Dünya Kupası Japonya'da bildiğiniz gibi yapıldı ve 4 maskot aynı karede, hem rugby şampiyonasının maskotları hem de olimpiyat ve paralimpik oyunlarının maskotları bu karede. Japonya'nın evet, bu sene içinde yaptığı en büyük organizasyonlardan. Burada da tabii ki çevre konusu çok önemli. Burada da güzel bir kare, bir plajda atıklar toplanıyor. Buna her branşta özellikle yelkende fazlasıyla denk geliyoruz. Bunu da göstermiş olduk. Çok teşekkürler sizlere. Rukiye başarılar bundan sonrası için. Murat abi teşekkürler. Ben son sözü başkanımıza vermek istiyorum. Aslında para tekvandoyu da çok kısa bir parantez açabilirsiniz. Evet, ilk defa Tokyo'da yapılacak olan paralimpik tekvando branşında biz 3 erkek 3 de kadın kotasıyla çok büyük bir başarı elde ettik. İnşallah onlar da Tokyo'da bizleri en iyi şekilde temsil edecekler. Avrupa Şampiyonası'nda da 5 altın, 2 gümüş, 5 bronzla evet, Avrupa ikincisi olarak büyük bir tarih yazdılar. Çok güçlü ülkeler vardı. Hedefimize ulaştık. 6'da 6. Belki de 2-3 ülkeden biriyiz. Belki 6 alan da yoktur. Şu anda bilmiyorum. Onları da buradan alnından öpüyorum. Hepsini kutluyorum. Tabii bize bu konuda en büyük desteği Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genç Spor Bakanlığımız her noktada yanımızda. Onlar bizim her türlü sıkıntımızda, Sayın Mehmet Muharrem Kasaboğlu da yardımcı. Onlara da buradan özellikle teşekkür ediyorum. Spor TV'ye teşekkür ediyorum. Amatör sporun sesi oldunuz. Maalesef Türkiye'de olimpik branşlarda şu anda çok önemli bir noktaya geliyoruz. 7 ay sonra, 8 ay sonra dünyanın bütün ülkeleri çok önemli bir geçitten geçecek. Halkımıza, milletimize buradan spor kültürünü aşılama noktasında büyük görev yapıyorsunuz. Evet. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler sizlere. Başarılar. İnşallah çok daha güzel başarılar ve madalyalarla sizi bir kez daha burada ağırlarız. Bir kez daha teşekkürler. Evet değerli izleyenler, tabii Tokyo'da yapılacak olimpiyat ve paralimpik oyunları. Tokyo demişken de, Japonya demişken de teknolojiler devreye girecek ve bambaşka bir olimpiyat ve paralimpik oyunları bizi bekliyor.
Tokyo 2020'ye doğru programının bu haftalıkta sonuna geldik değerli izleyenler. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler.